Herkese Home kanalından hepinize sevgiler saygılar arkadaşlar. Yepyeni bir videoya yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere vatozlar için, kerevitleriniz için ve karidesleriniz için saklanma alanlarından bahsedeceğim arkadaşlar. Bildiğiniz piyasada bulunan standart saklanma küpleriniz var şu şekilde. Bunlar zaten standart piyasada her yerde satın alabileceğiniz internet ortamından veya her yerde satın alabileceğiniz küplerdir. Bunlar genelde üçgen ağızlı olurlar arkadaşlar bu şekilde. Bunlar vatozların yumurtlaması için, bunların ismi vatoz küpü diye geçer. Benim için bir de tabi bundan böyle isterseniz altlıkları da var. Yani kullanıyorlar bu şekilde arkadaşlar. Böyle yani yerden yüksek olması için, temizlik açısından kolaylık olsun diye. Benim size şimdi asıl anlatmak istediğim konu, eğer ki bunlardan temin edemezseniz bir şekilde, ben size onu göstereyim. Kendinizi kısaca pratik yapabileceğiniz vatoz, İşte kerevit ve karidesler için saklama alanlarından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz klasik şöyle sütlaç güveçleri var arkadaşlar. Onlardan ben kendim temin ettim. Şu şekilde gördüğünüz gibi sütlaç güveçleri. Bunlar zaten bilen arkadaşlar bilirler. Bunlar da aynı şekilde fırınlanmıştır. Hiçbir zararı yoktur, salınım yapmazlar. Bunlardan şimdi sizlere pratik bir şekilde kerevitleriniz için, işte karidesleriniz için veya vatozlar için saklama alanı oluşturacak arkadaşlar. Ben bunu böyle altılı şekilde almıştım. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunlar için altlar çıkıyor. Biz şimdi bunu tek tek, ben size bir tanesini örnek olarak göstereceğim. Videoyu fazla uzatmadan hemen videoya geçelim arkadaşlar. Yapımına geçelim. Arkadaşlar bunlar böyle gördüğünüz gibi aynı şekilde, aynı malzemeden yapılmıştır aşağı yukarı bu vatoz küpleriyle. Yalnız işte bunların bir herhangi bir açıklık falan yok. O yüzden biz şimdi bunu bir inşallah düzgün yapabilirsek bir şurasından bir açıklık yapacağız arkadaşlar. Yuva açacağız. Şimdi hemen onun bir yapım aşamasına geçelim. Şu anda ben de ilk defa deneyeceğim arkadaşlar. İnşallah düzgün bir şekilde kırabiliriz burasını. Ve bir çekiç yardımıyla veya başka bir alet yardımıyla bunu düzgün şekilde kırmanız gerekiyor. Yalnız komple kırılmasın diye dikkat edin arkadaşlar. Şimdi ben ilk önce şöyle bismillah diyelim arkadaşlar. Hep beraber bakalım şimdi bunu düzgünce nasıl yapacağız. Şöyle. Evet, şu şekilde yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu Allah'a şükür düzgünce çıkardık. Çok harika da oldu. Şeklimiz uygun oldu arkadaşlar. Buraları birazcık şey olabilir. Şöyle görün bakın. Onları birazcık sivri olabilir. Oraları düzeltmek için şöyle bir zımpara yardımıyla veya bir bende şurada şarjlı matkap da var da ona gerek kalmadı gibi. Şöyle zımpara yardımıyla bunları şöyle zımparlayabiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi bunu kırarken çok dikkat edin arkadaşlar. Komple kırılmasın. Şöyle zımparla yapabilirsiniz arkadaşlar. Keskinliğini almak için. Ya da dediğim gibi çok böyle belirli keskinlikte olursa sivri kardeşlikte şöyle şarjı matkanız varsa ondan da şöyle düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde. Evet, seviyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet şık bir saklanma alanı oldu. Zaten bunu bu şekilde kullanacağız arkadaşlar. Bildiğiniz yuva şeklinde. Diğerlerini de siz kendiniz artık ben videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Diğerlerini kendiniz bu şekilde yaparsınız arkadaşlar. Dediğim gibi bu küplerden temin edemezsiniz. Alternatif olarak bunları da kullanabilirsiniz. Kardeşleriniz için, kerevetleriniz için veya vatozlarınız için ya da işte diğer balkların saklamaları için gayet güzel bir alan oluşuyor arkadaşlar. Bunların da bir güzelliği, üzerleri düz olduğu için pipo filtre tarzı filtre kullanırsınız akvaryumunuzda. Kumla temas etmesini engellemek için mesela bunu koyup da üzerine pipo filtrenizi yerleştirebilirsiniz. Ben size bir tane örnek pipo filtre getireyim. Arkadaşlar bir tane pipo filtre getirdim göstermek amaçlı. Şöyle. Bu arada tabi bu ürünlerden de temin etmek isterseniz satışını gerçekleştiriyoruz internet sitemizden. İnternet sitemizin adresi yenison.com. Arkadaşlar filtreyi böyle üzerine koyulmak için gayet kullanışlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gayet şık. Artı bunların üzerlerine moz tarzı bitkileriniz olursa onu tutturmak için bunun üzerine düz bir ortam olduğu için rahatça koyabilirsiniz. Ve de gayet de güzel bir görüntüsü oluyor arkadaşlar. İşte bunlardan böyle istediğiniz kadar yapıp şu şeylerden yuvalıklardan mesela şöyle yan yana kendinize göre motifler de yapabilirsiniz. Üzerine şöyle bir tane daha koyup şu şekilde şöyle üst üste. Bunların güzelliği bir arkadaşlar. Hatta ben bir tane daha yapalım. Şurada hazır video çekiyorken arkadaşlar. İnşallah düzgün bir şekilde kırabiliriz yine.
Evet, bak burada biraz daha değişik kırıldı şekli. Bu nasıl oldu? Şöyle bakalım. Evet, burada biraz daha değişik oldu. Bunu isteyenize ekliyoruz ki birazcık daha genişletebiliriz arkadaşlar. Şöyle. Fazla kurcalamadım. Bak şimdi burası bayağı bir sivri oldu şu anda. Orayı hemen şöyle matkap yardımıyla sımpara kullanabilirsiniz. Ben bunlar kendi daha önceki videolarımda tanıttığım size bir set vardı. Karides akvaryum seti. Bunu onlarda kullanacağım arkadaşlar. Evet, bu şekilde bunu da yapmış olduk. Gördüğünüz gibi. İkinciyi de yaptık. Hatta burası biraz sivri kaldı. Onu şöyle düzleştirelim arkadaşlar. Olmadan. Evet, şimdi biraz daha iyi oldu arkadaşlar. Şöyle bir düzleştirelim. Şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle ufak tefek tutuşlar yapabilirsiniz kendiniz. Ama dediğim gibi yaparken biraz hassas olduğu için evet şimdi daha güzel oldu. Daha yani çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani komple ortadan yarılma ihtimali de var. Şu şekilde. Evet bu da oldu. Yan yana iki tane bak gayet güzel bir saklama alanımız oldu arkadaşlar. Bir tane daha yapabilirsiniz. İsterseniz bunu böyle üzerine koymak amaçlı. Bu şekilde gayet de hoş bir görüntüsü oldu arkadaşlar. Veya dediğim gibi bunların üzerine bunlardan yapıp da şöyle motosikletlerden de yerleştirebilirsiniz. Artık tercih sizin arkadaşlar. Zevk sizin. Veya canınızın türüne göre, büyüklüğüne göre nasıl bir yöntem isterseniz bu şekilde arkadaşlar. Ben şimdi diğerlerini de yapacağım. Videoyu fazla uzatmayalım arkadaşlar. O söylediğim set için hazırlıklarımı tamamlamak istiyorum bir önce. Ben de heyecanlanıyorum. Bu videomuzda şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma yorum yapıp like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.